medya önümden akıp gidiyor. Galatasaraylıların kafasında maçla ilgili bir takım tespitler, analizler oluyor. Takım oyundan düştü. Belhanda yavaş yavaş yaramazlıklar yapmaya başladı. Her an kırmızıyı görebilir. Lakayet evet. Bir pas attı. Ahmet Çalık'ı oyundan attırdı. Saratçı gidip gelemiyor. O iyi çalışmamış. Çok belli. Mariano orta sahada garip bir sarı kart görüyor. En kritik maçta Başakşehir'de oynamayacak. Galatasaraylılar bir takım tespitler yapıyor. Ama Galatasaray bencine bakıyorsun. 9 kişi, Falcao da sakat artık. Kimse kafasını kaldıramıyor. Gol geliyor. Yani araba bağırır ya yokuş çıkarken. Çıkamaz artık. Araba bağırıyor. Gol gelecek. Galatasaraylılar bunu hissediyor. Ama Fatih Hoca'ya bakıyorsunuz, kulübeye bakıyorsunuz. Orada başka bir plan var. Kendi kafasındaki doğrular var Fatih Hoca'nın demek ki. O başka bir planı yapıyor. Ama demek ki o plan gerçekçi değil. Galatasaray önce ikinci golü yedi. Sonra üçüncü golü yedi. Şimdi ben Fatih Hoca'nın da açıkçası bunu bir hem gazeteci hem de bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Şu an maçlara çok konsantre olduğunu düşünmüyorum. Devre arasında iyi bir kimya oluşturdu ve ikinci yarı iyi başladı. O Galatasaray başka bir Galatasaray'dı. Bu Galatasaray ise bambaşka. Şimdi Sergen Yalçın Antalya maçında bunu çok güzel Serdar Sarı da anlattı. Antalya maçının ikinci yarısındaki doneleri topladı. Takımını az çok tanıdı Covid sonrası ve gitti Denizli maçını kazandı. Fatih Hoca da Rize maçında takımını tanıyıp ki belirli iyileştirmeleri yapmıştı. Doğru müdahaleleri yaparak avucun içine Melih abinin dediği gibi çok kolay bir şekilde kazanabileceği maçı kazanabilirdi. Ama Fatih Hoca doğru hamleleri yapamadı. Zamanında yapamadı. Oyuncular zaten %100'lerinde değiller. Hatta bence %60'larında bile değiller. Şu an Galatasaray'da bütün oyuncular maksimum %50 performanslarına çıkıyor. İyi antrenman yapamadıkları için. Böyle olunca şampiyon olamazsın. Trabzonlu futbolcuları izliyorsun. Fenerbahçe mücadelesini takip ediyorum. Hepsi topu ısırıyorlar. Aynı şey Başakşehir için geçerli. Şampiyon olmak istiyorlar artık. Hepsi topun peşinde, topun arkasında. Ama Galatasaray'da lakaytlık var. Bu lakaytlık da Galatasaray'a bu sezonu kaybettirdi. Bundan sonra geçmiş olsun. Galatasaray şampiyon olamaz bana kalırsa. Şimdi Fatih Terim'in maç sonrası açıklamasına dair bir tweet geldi bizim Play Spor'dan. Üzerine yani yeni bir program yapabiliriz. Hayırlı olsun, onu söyleyeyim öncelikle. Sevgili Melih Okay Eyüp. Oyuncular emek veriyor, hepimiz emek veriyoruz ama maalesef iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Futbolun bir dengesi var. Bu ayarla oynadığınız zaman işin ucunu kaçırırsınız. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki bu saniye kuralı en son kaç yıl evvel çalındı bilmiyorum. Okay, öksürdün mü güldün mü? Fatih Terim övülmeyi seven bir teknik adamdır. Övülmeyi de hak eder. Biz de her defasında Melih zamanında da Galatasaray şampiyon yaptığı zaman da kulübe liderlik ettiği, takıma liderlik ettiği zamanda ama Fatih Terim bu ifadeyi kullanmamalıydı bence. Bu sefer kendisine sadece bu kadarını söyleyeyim. Eğer Kayode'nin attığı golde geriye 2 dakika dönüp oradaki faul tespit edilerek gol kural gereği iptal ediliyorsa, bunu kabul ediyorsan evet. Kalecinin bu sürenin ötesinde tutmasıyla hakemin işini doğru yapmasındaki kuralı da kabul etmek mecburiyetindesin. Kural uygulandı diye isyan etmek nedir demiş arkadaşımız. Hemen araya girdim. Kural uygulandı diye böyle bir şey olabilir mi? Geçen sene bir maç vardı. Şöyle bir yorum yaptım. Beşiktaş 3, Fenerbahçe 0. İkinci yarı Beşiktaş 3, Fenerbahçe 3. Oyuncular aldı, hoca verdi. Çünkü Şenol Güneş verdi. Yani verdi, hoca verdi maçı. Burada da hoca verdi maçı. Hoca demek ki örgütüne hakim olamayan bir lider gibi burada. Ne Belhanda'ya hakim olabiliyor, ne 9 kişi kalmış rakibe hakim olabiliyor. Arkadaşlar, yani ben Anadolu maçlarını takip ediyorum. Melih de gerçi takip ediyor. Dikkatlice takip ediyoruz maçları. Ben birinci ligi de takip ediyorum. Bu takımlar var ya, birdenbire ne yapacağınızı şaşırtırlar size. Yani hiç Kasımpaşa'yı izlememiş Fenerbahçe. Gaziantep'i hiç izlememiş Galatasaray. Ciddiye bir almamışlar. Hoca bence maçı verdi. Bu açıklaması da bence hani sadece işte taraftara verilmiş bir mesaj gibi. Kabul devamı edemiyorum. Bir de Okay'a devamı var. Okay abi şimdi Orkun abi, Okay abi. Unutma. Tamam. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki Fatih Terim devam etmiş.
Virüsü bedenlerde değil zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum. Evet, Eyüp. Şimdi bu virüs sıkıntısını sadece Galatasaray yaşamıyor. Bütün takımlar bu virüs korkusuyla maça çıkıyorlar. Bence herkesin başındaki bela. O yüzden bir eşitsizlik yaratmıyor. Diğer taraftan şimdi ben yine kendi duygularımdan bahsederek gideceğim. Şimdi bir oyunu yavaşlattı Okan Koçuk, hemen sarı kartı gösterdi. Ya belli ki hakem sana orada tolerans tanımıyor. Hakem orada yani topu yavaş oyuna sokmana izin vermiyor. Sarı görmüşsün zaten. Sen bir daha şansını denersen endirek olacak işte. Oldu yani. Bu bence Okan Koç'un yaptığı acemilik. Orada Maxim'in, Okay abi çok güzel bir şekilde anlattı. Maxim orada penaltıyı aldı. Sekidika'nın orada ayağını çekmemesi acemilik. Galatasaray çok acemi bir şekilde. Kenardan başlayan bir acemilik de var. Fatih Terim acemi değil ama konsantre değil bana kalırsa. Oradan başlayan yanlışlar silsilesi Galatasaray'ın bu puanları kaybetmesine neden oldu. Ve tahribatı da çok yüksek olacak diye düşünüyorum. Şu an artık üçüncülük derisinde. Çünkü bir özgüven kaybı da yaşıyor Galatasaraylı futbolcular. Artık herkes Galatasaray'ı gözüne kestiriyor. Galatasaray'ın üzerine gittiğin zaman ben gol atacağım, Galatasaray'a gol atabilirim dediğin zaman bunu atıyorsun. Bunu herkes görüyor. Bu başka bir artık bir kimya. O yüzden rakiplerin de ben şu an Galatasaray'a karşı çok iştahlı olduğunu düşünüyorum. Ve bir yere daha yayın sözü verdiğim için Okay abi, Orkun abi, Melih abi sizlerden müsaade istiyorum. Estağfurullah kardeşim, ne demek, sen iyi bir Galatasaraylısın. Objektif bir Galatasaraylısın. Fanatik değilsin. Ben bugün Twitter'da hakem camiasına çok yakın olduğum bildiğim bir arkadaşımızın hakemi yerden yere vuran tweetlerini gördüm. Yani Galatasaraylı kendisi, kabul ediyorum. Ama Galatasaraylıyım diye kendi geldiğim yerden, kendi felsefemin oluşturduğu yerden, arkadaşlarımın olduğu yerden kuralsızlar diye bahsetmem. O yüzden seni ben her zaman takdir etmişimdir bizimle çalışmadan önce de. Doğru yorumlar yapmaya devam et. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sevgili dostlar, Galatasaray 3 Gaziantep 3 karşılaşmasını değerlendirirken Fatih Hoca'nın açıklamaları da geldi ve biraz maçın yani şu andaki tansiyonun da ötesinde konuşulmayı hak eden çarpıcı iddialar olduğu için buradan devam edelim. Ben okuyayım sevgili Melih, sevgili Okay, siz de lütfen yorumlayın, beraber konuşalım. Fatih Terim tepkili son dakikada gelen golün ardından. Diyor ki ben başkalarının sağ kenarlarında yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim. O fırsatı vermek istemiyorum. Ben olsaydım kalecinin penaltıda direğin yanında durmasını isterdim, sağlardım. Geçen sene iki namuslu adama düdük astırdılar. Hani neredeler? Bugün hangi futbolu konuşacağız? Bu nedir ya? Yoksa konuşayım isterseniz, müthiş oynayan bir Galatasaray. Yani hakikaten. Şimdi bugün Trabzon'da Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın futbola hükmettiğine dair bir takım spekülatif sanrılarla dolu bir haber dolaşıyor. Yani ben de cümlelerimi doğru seçmek zorundayım. Göksel Gümüşdağ'dan bir şekilde sen futbolda güçlüsün ve bu organizasyonu yapma diye söz ediliyor. Hocanın açıklamasındaki olay otomatik olarak geçen sene düdüğü astırdılar. Düdüğü kim astırdı geçen sene? Geçen sene düdüğü ya Beşiktaş'a astırdı, ki Beşiktaş'ın öyle bir gücü yok, ya da Göksel Gümüşdağ veya Başakşehir'e astırdı. Yani direkt olarak konuşturmayın beni diyor. Ya Beşiktaş'a astırdı ya Gümüşdağ'a astırdı. Gümüşdağ ismi çok konuşulduğu için o zaman oklar ona dönüyor. Şimdi hoca burada bu şeyin, son yıllarda Türk futbolunda gördüğümüz spekülasyonun içerisine maç sonrası basın toplantısında giriş yapıyor. Ben de diyorum ki diyelim ki öyle oldu. Geçmişte de rahmetli Özhan Canaydın Beşiktaş Galatasaray maçında verilen bir kararla alakalı olarak bir hakeme düdüğünü astırmıştı. Asacak dedi, astırdı. Hakemi hatırlamıyorum kim olduğunu. Ali Aydın astırdı değil miydi? Ali Aydın. Ali Aydın. Bilmiyorum. Evet. Birçok düdükler asıldı. Yani düdük üstüne düdük asıldı. Yani hakemlere düdük astırarak Türk futbolunu bir yere götüremeyiz. Hakemlere düdük astırıldığı zaman, konuştuğumuz zaman belki bir yere gidebiliriz. Ama şunu söylüyorum. Diyelim ki Göksel Gümüşdağ'ın
kulisi çok kuvvetli ve etki ediyor kulisiyle. Ama abi Göksel Gümüş'ten takımı da çok iyi. Ona ne diyeceksin? Çok iyi takımı. Takımı iyi de Göksel Gümüştağ bu sene mi başladı zaten yani başkanlığa? Evet. Kaç yıldan beri yani, savaşın içinde? Geçtiğimiz sezon bizzat geçen o söyledi. Geçen sene 8 puan, 8 kaybetti. Puan öndeyken yapmadı da şimdi yapardı. Yapıyor. Oğlum, evet. Yani konu oysa yani, onu gerçi hani, tabii konu o değil tabii canım. Ya, konuşulan yani geçen seneye vurgu yaptığı zaman o çıkıyor ortaya. O çıkıyor ortaya. Ya geçen sene Bülent Yıldırım'ın Galatasaray maçında verdiği karar benim nazarımda yanlış. Tamamen yanlış. Ama Fatih Hoca'ya göre doğruymuş. Türkiye'de oylamaya çıkarsam %50-50 olur. Yani Galatasaraylı'ya göre doğru, Beşiktaşlı'ya göre yanlış. Ama baktığın zaman Caner'e bir müdahale yok orada. Rize'de verilen karar, nereden bakarsan bak penaltı değil. Ama Galatasaraylılar da biliyor penaltı olmadığını. Geçen hafta olan olay. Kural bunu gösteriyor. Yani adam çekmemiş. Niye çekmedi? Burada niye kullanılmayan kuralı kullandı? Ama gol iptal olduğu zaman olmuş faul olmuş. Zaten faul. Bunlar yani hep şeye dönüyor. Kötü niyetli olsa o golü iptal eder miydi? Sanki bu golü iptal etmek için Bitiyeni'yi arıyormuş kadar gibi davranırlar mıydı ya? Konuyu burada kapatabiliriz. Şu sözden sonra konuyu kapatabiliriz. Yani kötü niyetli olsa tutup da gider miydi? İki dakika önceye dönüp de ulan bunun neresinde ne bulalım da bu golü iptal edelim zihniyetiyle hareket ettikleri anlaşılıyor sanki. Sadece bunu söylüyorum. Kötü olsalar değil mi? Yani eline geçmiş. Olsalar. Çok da güzel bir gol olmuş. İki dakika önce köşede bir tane şöyle bir hafiften bir şey var. Yok inandırıcı bulmadım dese devam etse kim ne diyecek? Bu kadar komploysa. Sevgili Orkun. Ben arkadaşlarımla birlikteydim. Cep telefonundan maça baktım. Sonra oradan kalktım. Masayı topladık. Geldim. Son 7 dakika bunlar gol atar dedim. Bunlar gol atar dedim. 3 kişiyiz. Bunlar gol atar dedim. Tak 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 geliyorlar. Tak diye gol attılar. Lütfen İptal unutma. Oldu. Lütfen unutma. 3'ü atar ama 4 olur mu diye ben de bizim grupta yazdım. Antep 3'ü atar ama 4 olur mu bilemem diye ben de yazdım. Göstereyim bravo şeyini. Çünkü öyle, oyun öyle gelişiyordu yani. Sonra iptal oldu, başladı. Bak bunlar atarlar dedim. Atarlar dedi, tık telefon çaldı. Dedim yayına gireceğim, söyle. Oğlum 4 olur dedi. Dedim süre yetmez. Yani sen, biz 3 kişi, 5 kişi. Eminim yüzlerce kişi hissetmiştir. Galatasaray direnemiyor. Hani direnemiyor. Oyunu ya 90 dakika oynayamadı Galatasaray. Yani hakemler sürekli olarak, yani Türkiye'de bana verilen kararlarda hep kötü niyetliler. Benim lehime verilen kararlarda iyi niyetler mantığıyla biz normal futbolu bir yere götüremeyiz. Gerçekten. Şey söyleyecek bir şey yok ya. Bunları bu kadar konuşmamıza bile gerek yok bence. Yani herkes ortada. Herkes hepimiz de birbirimizi biliyoruz da tanıyoruz da. Yani şimdi Fatih Hoca bu açıklamayı yapıyorsa biz Fatih Hoca'yı 30 senedir tanıyoruz. Neden yaptığını biliyoruz. Seyirci de biliyor. O hakemler de orada niye? Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bakın seyircili olsaydı aynı koşullar altında maç bugün Galatasaray kazanmıştı. 6-2 biterdi. Evet, bu kadar basit.